sevgili izleyenler, bugün Tekirdağ Çerkezköy'deyiz. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu soracağız. Bu anketimiz kesintisiz bir şekilde olacak. Hadi başlayalım. Evet, kimle başlayalım? Şurada görüyorum gençleri. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip. Tayyip Bey, teşekkür ediyorum. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin? Hiçbirimiz istemiyoruz. Devam edelim. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsün? Ben Tayyipçiyim. Neden Erdoğan? Soralım sizlere. Efendim? Neden Erdoğan? Maşallah Türkiye'miz geliştirdi daha. Devam edelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Buyurun abi, sizden dinleyelim. Muhalefetten. İsim alalım. Bakalım hangisi güçlüce? Ya Kılıçdaroğlu ya Muharrem. Hangisi? Hadi Kılıçdaroğlu diyelim. Evet. Tamam. Kılıçdaroğlu dedik, tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Şurada bir amcacığım var. Merhabalar. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? Nasıl? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şimdi açıklık ayıp olmuyor mu şimdi açıklamak? Kimdir adayınız? İster misiniz? Valla iki tane aday var. Evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte ikisinden biri ama. Kim ama? Hala düşünüyorum. Düşünelim o zaman. Hala düşünüyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Şurada gençleri görüyorum. Merhabalar. Yollarını değiştirdiler. Evet. Merhaba, size soralım. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? Soruyu tekrar alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu tabii ki, ben çok zeki bir kadınım. Anlatabildim mi? Evet. Ülkenin sorunlarını gören bir insanım. Ülkenin gidişatını gören, dış devletlere karşı, içeride, ekonomiyi, sağlığı, her şeyi gören birisiyim. Onun için benim adayım Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Şurada gençler var ama sanırım liseliler. Yine de soralım. Oy kullanabiliyor musunuz? Hayır. Tamamdır. Beyefendi? Şöyle caddeye doğru inelim aşağı. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Valla PKK'larla yandaş olmayalım kesin de. Aday ismi alalım. Cevap gelmedi. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap yok. Devam ediyoruz. Teyzem geliyor. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Şahsını da severim, bir de yaptıklarından dolayı. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizin adayınız kimdir? Muharrem İnce sanırım. İkinci turda Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Ben yani Erdoğan mı Kılıçdaroğlu sorusuna bir şey diyemem. İkisine de desteklemiyorum. Ben Muharrem İnce'yi destekliyorum. Muharrem İnce. Ben AK Partiliyim. Erdoğancıyım. Erdoğan. Evet. Birinci turda da Erdoğan, ikinci turda da Erdoğan. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Beyefendi merhaba. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? O bizde. Devam edelim. Şurada hanımefendileri görüyorum. Size soralım hanımefendi. Cumhurbaşkanı'nda kime oy vermeyi düşünürsün? Teşekkür ederim canım. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap gelmedi. Beyefendi geliyor. Beyefendi. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkürler, sağ olun. Hanımefendi merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Gelmedi. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bende kalsın. Ne bu? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyorum. Ama o gizli zaten canım, gizli olmasa... Ha, gizli olmasa niye kapalı yerde oy veriyoruz siz yani? Size niye söyleyeyim ki ben onu? Tamam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? AK Parti. Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Hemen devam edelim. Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Allah'a şükür, hamdolsun. Teşekkürler. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayı efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden evet. Kılıçdaroğlu? Dinleyelim sizlerden. Şu an Kılıçdaroğlu şimdi herkes onun üzerinde. Yol çoğunluk verilmiş. O şekilde şu an şeyini Cumhurbaşkanı şeyini hedefi şeyini koymuş adını bir şey değil. Beyefendi, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz sizin için. Hemen sormaya devam edelim. Merhaba, size soralım, buyurun gelin. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya Kılıçdaroğlu'na vermek istiyorum bu sefer. Kılıçdaroğlu. Yani Tayyip'in yaptıklarından dolayı, Tayyip abimizin yaptıklarından dolayı. Yani her şeye zam, zam üstüne zam. Temmuz'da asgari ücrete zam geliyor. Asgari ücret geldikten sonra full her şeye zam, ekonomiye zam. Yani
Bu sefer Kılıçdaroğlu'na mı vereceğiz? Önceden AK Parti'ye oy verdim. Hayır vermedim. Tabii ki Selahattin Demirtaş'a, HDP'ye verdim. Bu sefer Kılıçdaroğlu. Bu sefer Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kazanması için vereceğiz. Beyefendi sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Sizden de dinleyelim. Vallahi yıllarca seviyorum. Memnunum yani. Teşekkür ediyoruz. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Recep Tayyip. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Pekala. Devam edelim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı'na kime oy vermeyi düşünürsünüz? Kemal Kılıçdaroğlu'na veririz. Neden Kemal Bey? Çünkü şu an ülkenin durumu ortada. Ekonomik durumu yani nasıl desem. Başka bir seçeneğimiz yok. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na da verilmez de yani başka bir alternatif yok yani şu an karşısında. Kolay gelsin. Hemen sormaya devam edelim. Soralım buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Hemen gençler küçük. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş. Kendisi adaylığıyla alternatif bir adayınız var mı? Benim adayım her zaman. Ben Kürt olduğum için her zaman Kürdüm. Bunu hiçbir zaman da satmadım Kürtlüğümü. Herkese inat. Herkese özellikle Tayyip Erdoğan'a inat. İnşallah Selahattin Demirtaş kazanır. Benim şu yaşıma kadar... Biliyorsunuz ki Selahattin Demirtaş aday değil. 4 tane Cumhurbaşkanı. Bu Yeşil Sol Parti'me veriyorum. Olmazsa... Yeşil Sol Parti Cumhurbaşkanlığında. Aynen öyle. Ondan sonra olmazsa da var. Kılıçdaroğlu var. Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu mudur? Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Tayyip'le yola devam. Tayyip'le yola devam. Bu Türkiye'ye Tayyip'in yaptıklarını inkar edenlerin burnundan geldi. Yine de beddua okumayalım. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizler söylemediniz. Devam edelim. Cadde biraz kalabalık değil. Şöyle devam ediyoruz. Beyefendi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız? Milletvekili adayını vereceğim. MHP'ye vereceğim. Cumhurbaşkanlıkta AK Parti'ye vereceğim. Şimdi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Söylemiyorsunuz. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben daha 17'yim. Size sorduk. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş. HDP. Aday değil değil mi? Biz yine ona veriyoruz. Çünkü hastaları içeriye atıyorlar. Erdoğan. İkisi de değil. Kılıçdaroğlu. Ha tabii. Merhaba size soralım. Teşekkür ederiz. Şu an işteyiz. Devam ediyoruz. Merhaba size soralım. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? Daha karar vermedim. Karar vermediniz. Tamam. Beyefendi merhabalar. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Bey? Dinleyelim sizi. Emek ve özgürlük için. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Sizin hanımefendi? Tayyip Erdoğan. Erdoğan dediniz. Beyefendi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? Dinleyelim sizlerden. Neden? Erdoğan bize her şeyi yaptı yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Teyzeciğim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Doğru adam olduğu için. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap gelmedi. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü hep Tayyip Erdoğancıyız, o yüzden. Tamam, teşekkür ediyoruz. Çok devam güzel yönetiyor. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şurada gencimiz var. Merhabalar, Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? Kılıçdaroğlu'na. Neden Kılıçdaroğlu? Öyle olması daha uygun bence. Teşekkür ederim. Hemen devam ediyoruz. Hanımefendi merhaba, Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? Her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Gençler merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi yok şu an kullanmıyorum. Yok. Tamam. Devam edelim. Gelelim size doğru. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Anlatmaya gerek yok. Her şey açıkta. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hanımefendi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şu an çok işim var. Konuşamam. Şurada bir teyzem var. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim. Gelmedi. Tamam. Şu hanımefendiye soralım. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Erdoğan cevabı geldi. Devam ediyoruz. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Teşekkür ediyoruz. Olabilir mi? Olsun mu? Olsun. Hayırlısı olsun. Vatanımıza, milletimize hizmet eden hangisi hayırlısıysa olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Oy kullanabiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayınız 18. kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ha? Neden Erdoğan? Atatürk. Atatürk? Ama ha. Ne? Çakma Atatürk.
Çakma Atatürk. Aynen. Pekala. Tabii. Evet, soralım. Teyzeciğim merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ha, şu anda kararsızım. Bizimki Tayyip Tayyip. Siz Tayyip, siz kararsızsınız. Kararsızım şu an. Neden kararsız? Hayırlısı kimse olsun. Tamamdır. Teşekkür ederim. Başarılı Tayyip. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Beyefendi sizin. Kılıçdaroğlu. Sizin beyefendi. Cevap gelmedi. Devam ediyoruz. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu? Çok. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu. İkinci tura boş. Boş. Oy kullanmazsınız. Evet. Tamam. Muharrem İnce. Devam edelim. Hanımefendi, Cumhurbaşkanı adayınızı sorsak devam ediyoruz. Şöyle caddeye doğru ilerleyelim. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz. Hanımefendi merhaba. Ses olduğu için biraz meydana doğru ilerleyelim. Merhabalar. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? Cevap gelmedi. İyi günler, merhaba. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim mi? Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Demokrasiyi getirecek, dürüst olduğu için, insana değer verdiği için. Ucuzluk yapacağı için inşallah. İnanıyoruz yani. Ucuzluk yapacağı. AK Parti sonuna kadar. Erdoğan tabii. Ulçanın haline bak. İsterse Kandil yönetsin, gene CHP. Ölümüne CHP. Az kaldı. Size naş. Size naş. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Gelmedi. Bakalım kimleri göreceğiz. Şurada bir hanımefendiyi görüyorum. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil, Atatürk'ün adayı. Cumhurbaşkanı adayınız? HDP. Devam ediyoruz. Şurada bir teyzemi görüyorum. Sorduk, evet. YouTube'dayız. YouTube'a çekiyorsun. Evet. Televizyon değil. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Vallahi şu an kararsızım. Neden? Şu an hayat şartlarına bakıyorum. Bilmiyorum yani şu an kime vereceğimi hiç. Peki geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş miydin? Vermişim, vermemiş değil. Şu an neden AK Parti diyemiyorsun? Ya şimdi AK Parti demen şimdi bir kilovat 400 milyon olsa bir ondan sonra bir kilo soğan 30 milyon olsa bu nasıl geçineceğiz biz? Nasıl olacak peki? Yani, ekonomik şartlardan dolayı şu an kararsızım. Kararsızım yani şu an yani bilmiyorum şu an. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu? Peki Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu diye sorsak ne dersiniz? Ya şu an ben Kılıçdaroğlu'ya vermem. Ben sol partiye vermem. Ama sağ partiyi de çok şu an. Şu ekonomik şartlarda şu an bir şey de diyemiyorum yani. Hayırlısı olsun o halde. Amin. İyi günler. Sağ olasın. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Devam edelim. Evet. Merhaba soralım. Devam ediyoruz. Merhabalar. Cumhurbaşkanı da kime oy vermeyi düşünüyorsun? Söylemem ben onu be. Söylemiyorum. He, söylemem. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap gelmedi. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil, alternatif bir adayınız var mı? Yok, şu an sadece onu için. Merhaba. Tamamdır. Şurada hanımefendileri görüyorum. İyi günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dinleyelim sizden. Yani onu istiyorum. Neden? Nedeni yok. Teşekkür ederim. Hanımefendi sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Yeterli. Tamam. Devam edelim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Allah, o da bende kalsın. Tamam, teşekkür ediyorum. Ses olduğu için hemen sizden verelim adayınızı. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Ses var, devam edelim bakalım. Biraz. Bakalım. Yani, merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap vermesem olur mu? Cevap verseniz mutlu olurum. Devam ediyoruz. Şurada bir hanımefendiyi görüyorum. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? AK Parti. Neden Erdoğan? Öyle. Cumhurbaşkanı adayınızı soralım. Şurada teyzem var. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınızı soralım. Tamam. Merhaba, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki. Kimdir
kim olabilir? Evet. Çünkü ondan başka bir ülkeyi yönetecek kimseyi bulamadığımız için. Biz teşekkür ediyoruz. Şurada size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kırıldı yarın. Hadi ben seni ararım, tamam mı? Hadi görüşürüz zaten. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Belli. Recep Tayyip Erdoğan. Çok fazla ses var. Devam edelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? He? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hayırlısı da kim olsun? Kim hayırlısı? Kim olursa. Tabii hayırlısı de olsun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayımız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Ne efendim? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Ya neden? Memleketin durumu ortada, belli zaten. Bir değişim şart. Kolay. Sizin adayınız kimdir? Benim adayım Tayyip. Neden Tayyip? Tayyip'ten vazgeçmem ben. Tayyip olmasa bizim halimiz aç be. Halimiz aç. Çünkü ne edersen iyi kötü Tayyip'ten yardım alıyoruz. Kimseden almıyoruz. Ne yardım alıyorsunuz ha acaba? Allah'a şükürler olsun. Tayyip'ten maaşımızı alıyoruz. Allah razı olsun. Ne kadar maaşınız ayıptır söyleyin. Tamam, maaş askeri ücreti 8,5 ama Tayyip olmasa halimiz yaman bizim. Açız açız. Aç mısınız? He? Aç mısınız? Ya açız tabii. Şu an açız. Şey, Erdoğan'ın sayesinde 9. Erdoğan'ın sayesinde. Tabii. Evet. Allah razı olsun. Nereden bize bak ekmek yok. Bak bet topluyoruz bak. Allah tabii olmasa bizim halimiz aç be. Şimdi Suriyelilerden dolayı biz ekmek topluyoruz dediniz. Çöp topluyoruz. Oraya çöp kalmıyor bize. Fırsat kalmıyor. Buradan Tayyip Başkanıma sesleniyorum. Bir tane bile Suriyeli görmek istemiyorum. Plastik topluyorum bak. Söylüyorum başkanım sana. O sözüm söz, oyum sanadır. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Ben de söyleyeyim. Erdoğan'ın sayesinde maaş alıyorum. Allah razı olsun. Ne kadar maaş alıyorsun teyze? 8. 8 bin TL. 8 lira. Ne maaş alıyorsun? Engelli maaş. Engelli maaşı 8 bin TL. Evet. Tamam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ben de Kılıçdaroğlu diyorum. Peki neden Kılıçdaroğlu? Dinleyelim sizlerden. Ya çiftçiyi düşündüğü için, emekliyi düşündüğü için, bir de gençlerimizi düşündükleri için yani. Sizler ne demek? Ben 2002'den bu yana da AK Parti hükümette bir şey yaptıkları yok. Yani Millet-i Sümre'den başka. Biz yani o sandık ya. Artık bir değişsin yani. Biz yeni nesil istiyoruz artık daha ya. Daha önceden AK Parti'ye oy veriyorsunuz. Verdim bir kere ama pişmanım. Vermez olaydım ama bundan sonra vermem zaten. Olsun, İnşallah. İnşallah yolan kazansınız. Sonuna kadar tabii ki de Kılıçdaroğlu. Neden mi Kılıçdaroğlu? Ya şu ülkenin haline bakar mısınız? Ya şu meydanda, şu Çerkezköy'de hala AKP diyen insanların ben aklına gerçekten şaşıyorum ya. Tabii ki de Kılıçdaroğlu ya, başka çözüm yok yani. Çözüm yok, başka çözüm yok. Giydiğimiz altımıza çok affedersiniz ama don alamıyoruz be. O dereceye geldik. Bir de insanlar artık o kadar bilinçsiz ki Türkiye'de satılmadık bir şey kalmadı. Ben 20 sene şey Çanakkale Köprüsü yapıldı, doğru mu? 25 sene dışa bağımlı. Benim 1 yaşında çocuğum var. 25 sene sonra Türkiye'nin borcu bitecek. Benim çocuğum 25 yaşında olacak. Bütün gençliği, her şeyi çaldılar. Yeter yani. Kılıçdaroğlu tabii. Devam edelim. Şurada birileri var. Merhaba soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Şurada insanlarımız var. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Tabii sizin ki adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. 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 Aynen Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin? Kılıçdaroğlu. Gençlerden merak ediyorum. Neden Kılıçdaroğlu? Ya işte bana bunu sormayın. Adalet, adalet, adalet. Her şey için adalet. Adalet. O da bizim gibi bir insan olduğu için. Halkı düşündüğü için. Hiçbir şeysi olmadığı için. Bizim gibi bir evde yaşadığı için. Adalet. Daha ne söyleyeyim ki? Türkiye'yi kurtaracak tek kişi. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Geleceğimiz için, çocuklarımızın, torunlarımızın, demokrasi için umudumuz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Bey? Namuslu, ahlaklı, dürüst insanları seviyoruz. Artık küfür dillerini artık duymak istemiyoruz. Hakaret dili ve bu ülkenin artık böyle güzel yönetimsel olarak insanları birbirine bağlayan kişilere ihtiyacı var. İnsanları birbirine düşüren, ırkçı, dinli, dini, dili, mezhebine karşı bir saldırı veya ona göre hareket edilmiş bir dil gerçekten insanları birbirine kışkırtıyor ve toplumda kötü rahatsızlıklar ediniyor. Sadece ondan değil,
Ve Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde kesinlikle ülkenin ekonomik olarak da bayağı iyiye gideceğini düşünüyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hemen sormaya devam edelim. Merhabalar, size soralım beyefendi. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şu PKK'lılar değil de. Kim? Bak. Aday, orada. AK Parti. Erdoğan. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap gelmedi. Amcacığım merhabalar. Cumhurbaşkanlığında kime oy vermeyi düşünürsünüz? AK Parti'ye. Erdoğan. Neden Erdoğan? Dinleyelim sizi. Ondan başa var mı becerecek adam? Soruyoruz işte vatandaş. Bak, bütün vatandaş hep onun iştir. AK Parti. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Peki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel değerlendiriyorum. Çok güzel de ekonomi. Emekliyim. Emekli maaşında gelen zamlar mutlu etti mi sizi? Memnunum. Memnunum. Tamam. Çok memnun. Allah razı olsun yavrum. Teşekkürler. İyi günler. Hemen devam ediyoruz. Merhabalar hanımefendi. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Bey? Allah şu anda ülkenin halini görüyorsunuz. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu. Ekonomik sebeplerden dolayı. Ekonomik sebeplerden evet. Dolayı teşekkürler. Hanımefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap gelmedi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya broşürü boş verin. Ben reise devam. Yani şunu da merak ettiğim için aldım. Bunun Kılıçdaroğlu'nun bir 100 gün içinde yapılacak işleri vardı. Bunu merak ettiğim için aldım. Ama reise devam. Erdoğan diyor. Tabii canım. Teşekkür ederim. Kolayca. Evet, vatandaşların sağcı olup sol düşünceleri merak etmesi beni mutlu ediyor açıkçası. Hoşuma gitti. Devam ediyoruz. Bakalım kimler var? Şurada bir amcacığım var. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Buyurun. Cumhurbaşkanlığına kim oy vermeyeceksiniz? Ben mi? Evet siz. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden abi? Bu ülkenin durumunu görüyorsun bak kısımda. Yani. Emekli misiniz? Evet. Emekli maaşına gelen zamlar sizi mutlu etti mi peki? Hiç. Geçinebiliyor musunuz peki? Ekonomiyi nasıl? Yok. Ekonomi berbat. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Size sorduk. Bakalım şurada vatandaşlarımız var. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayım reis. Erdoğan diyorsunuz. Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Yaptıkları ortada. Teşekkür ediyorsunuz. Yapacaklarının teminatıdır. Hemen sormaya devam edelim. Size sorduk mu Cumhurbaşkanı yani, adayınız? Oy kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Tamamdır. Devam ediyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Devam ediyoruz. Merhabalar. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sağ ol. Cevap gelmedi. Gençler merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok. Neden yok? Bilmiyorum yani. Düşünemiyorum. Yok düşünmüyorum. Peki, devam ediyoruz. Amcacığım merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anlamadım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aday mı? Evet. 14 Mayıs'ta kime oy vermeyi düşünürsünüz? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz Fikret. İyi günler diliyoruz. Şurada gencimizi görüyorum. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Baba kazanır. Kemal Baba. Kim iyisi o gelsin. Kim iyi sizce? Vallahi bilmiyorum. Kararsız. Kararsız. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben şu anda daha kararsızım. Kararsız. Daha kararımı vermedim. Peki geçmiş seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Evet, vermiştim. Şu an neden AK Parti diyemiyorum? Diyemiyorum çünkü gidişattan hiç memnun değilim. O yüzden diyemiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kararsızım. Siz de kararsızsınız. Peki sizler geçmiş seçimde AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Verdim. Siz neden AK Parti diyemiyorsunuz? Biraz düşünmem lazım. Ekonomik şartlar mı? Nedir siz AK Parti dememeye? Her yani? Şey. Her şey. Teşekkür ediyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü yeter. Neye yeter? Yeter. Her şeye yeter. Yani, genç olarak tabii genç nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi berbat. Yani biz sigara içiyoruz. Sigara bile olmuş 40 lira. 35 lira. Yani o yüzden değişiklik şart. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hemen sormaya devam edelim. Beyefendi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Reis. Neden Erdoğan? Dinleyelim sizlerden. Görünen köy kılavuzu istemiyor. Teşekkür ediyoruz. İyi günler size. Hemen sormaya devam ediyoruz. Şurada bir gencimizi görüyorum. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sinan Oğan. Sinan Oğan'ı ilk defa Tekirdağ'da sizden duyuyoruz. Hemen ne mutlu benim için. Soralım. Peki neden Sinan Oğan? Öncelikle bunu dinleyelim. Verebilecek en yetkili aday onur. İkinci turda Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?
İkisine de vermem. Tamamdır. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bizim milletimiz, devletimiz, dinimiz, her şeyin hakkında hangisi hayırlısı Cenab-ı Allah onu bize nasip etsin. Hanım kızım. Teşekkür ederiz. Hayırlısı olan gelsin de sizin için hangisi uygun peki? Hep benim yanımda birdir. Türk bayrağının altında yaşayan insanım, hepsini bir tutuyorum ben. Dört tane cumhurbaşkanı var, hangisini tercih edersiniz? Ben ne dedim? Dinimize, milletimize, devletimize hangi hayırlısı hanım kızım? Cenab-ı Allah onu bize... Sizin için hayırlısı olan hangisi? Bilmiyorum, Allah bilir. Ben tamamdır, onu arada isterdim ben. Tamamdır. Anladın mı hanım kızım? Peki mevcut hükümetten memnun musunuz? Valla tabii biz devletimize memnunuz. Biz de tabii devletimize biz memnunuz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan cevabı geldi. Hanımefendi merhaba, size soralım. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhaba, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Ondan başka yapabilecek insan yok mecliste. Rica ederim. Devam edelim. Kolay gelsin abla. Sağ olun. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim mi? Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil. Cumhurbaşkanı da 4 CHP. Kılıçdaroğlu. Efendim. Benim de aynı. Kılıçdaroğlu. Evet. Hayır. Kim? Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil ama. He? Kendisi aday değil. Olsun. Ha. Yine. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan peki? Erdoğan. Tamam. Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. 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 Sonsuza kadar Erdoğan. Devam ediyoruz. Size soralım, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Hanımefendi sağ olun ya. Tamamdır. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan, sizin adayınız. Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyoruz, devam edelim. Biraz caddeye doğru gidelim. Hanımefendi merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cevap yok. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu'dur. Neden Kılıçdaroğlu? Yani emekliye 15 milyar verecek. Gençleri işe sokacak, gençleri iş sağlayacak, depremzedeler yardım edecek, depremzedeler bedava ev verecek, yani ÖTV'yi kaldıracak, isteyen ev alacak, isteyen araba alacak, yani bu kadar yani. Bu yüzden de Kılıçdaroğlu diyorsun. Kılıçdaroğlu, bir şey değil. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan dediniz, teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? AK Parti, Tayyip Erdoğan. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Yok, bizim de kullanmıyoruz. Biz kullanamıyoruz. Yani. Kullanamıyorsunuz, yok. Yaşınız yetmiyor. Yetmiyor aynen. Tamam, teşekkürler. Devam edelim. Merhaba, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Ama şu müptezellerin önünü bir açsınlar. Lütfen, rahat edemiyoruz. Kafamız güzel yaşayamıyoruz. Devam ediyoruz o zaman. Son bir kişiye sormayı deneyeyim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan dediniz. Sevgili izleyenler, anketimiz burada son buldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgilerle kalın.